Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nde dinleme cihazı bulunmuştu hatırlayacaksınız. Dün yöneticileri bu konuyla ilgili olarak bir basın toplantısı düzenlemişlerdi. Bugün de bir basın toplantısı vardı. Bu kez bulunan dinleme cihazındaki kayıtları dinlettiler. Şube Başkanı Ali Hakkan dinleme cihazını yerleştirenlerin basın mensubu olarak toplantı salonuna girdiklerini açıkladı. Bu işin organize bir iş olduğunu söylemek mümkün. Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nde başkent dayanışması etkinliklerini konuşmak üzere yapılan toplantı sırasında sandalye altında böcek diye tabir edilen dinleme cihazı bulunmuştu. İlk olduğunu düşünmüyoruz. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Ali Hakkan, cihazı yerleştiren kişilerin de basın mensubu olarak toplantı salonuna girdiklerini söyledi. Yani bir ekip tarafından bilinçli olarak yapılmış, gelen arkadaş aşağıdan bir basın mensubu gibi giriyor. Mimarlar Odası Ankara Şubesi Sekreter Üyesi Tezcan Karakuşcan'dan cihazı yerleştirenlerin amatör bir grup olabileceğini belirtti. Saraçoğlu Mahallesi üzerinden oldukça büyük bir eylem yapacaklar diye bir rapor etmişler. Kaydın bir bölümünde dinleme cihazını yerleştiren kişilerin seslerinin duyulduğunu kaydeden Candan, 4 saatlik kayıt çıktı, suç duyurumuzu yaptık dedi. Sonuç itibarıyla organize bir iş. Biz olabildiğine şeffaflaşırken bazı çevrelerin bilgi almak adına derinleştiğini görüyoruz. Bu da bizim açımızdan üzüntü verici bir durum. Açıklamaların ardından oda yönetimi dinleme cihazındaki konuşmaların bir bölümünü basın mensuplarına dinletti. Kaç dakika ilerisindik? Cihazı yerleştirenlerin konuşmalarında cebine koy, yapıştırıcıyı orada aç, elinde telefon varken sandalyeye otur, bu sırada yerleştir gibi ifadeler bulunuyor. Kaç dakika ilerisindik? Bunu maç ettim burada ya.